Merhaba korku severler. Ben Vesvese. Yeni hikayeleri kaçırmamak için kanalıma abone olabilir, bildirim zilini aktif hale getirebilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhaba, ben Nazlı. Adımı pek çok kişi gibi sıradan bulabilirsiniz ama hikayem pek de sıradan sayılmaz. Lise bittikten sonra hayatımın birdenbire değişeceğini sanmıştım. Üniversite hayalleri, farklı bir şehirde yeni başlangıçlar. Ancak hepsi birer hayal olarak kaldı. Kendimi doğduğum ve büyüdüğüm bu küçük şehirde yerel bir giyim mağazasında çalışırken buldum. Sabah erkenden kalkıp mağazaya gitmek, insanlarla uğraşmak zorunda kalmak, dağınık giysileri düzenlemek rutin bir hale gelmişti. Aynı suratlar, aynı sorunlar, aynı sıkıcı hayat. Ancak bu sıkıcılık benim iç dünyamda farklı duygulara yol açıyordu. Ailemle olan ilişkim pek de parlak sayılmazdı. Annem ve babam benim hayallerimi pek de önemsemezlerdi. Beni çok da sevdiklerini zannetmiyorum. Zaten ben de ne hayatı seviyorum ne de kendimi seviyorum. Onların gözünde önemli olan iyi bir iş bulup hayatımı idame ettirebilmemdi. Kardeşim Cansa hep ailenin gözdesi olmuştu. Onun başarıları benim hayal kırıklıklarımın gölgesinde parlıyordu.'' O da nefret ediyordu benden. Senin gibi abla olmaz olsun diyordu küçücük boyuyla. Okul hayatımda da pek iyi sayılmazdım. Orta halli notlarım, birkaç yakın arkadaşım ve pek de dikkat çekmeyen bir sosyal hayatım vardı. Belki de bu yüzden lise bittikten sonra kendimi bu kadar boşlukta hissettim. O kadar yalnızdım ki bazen kimseyle konuşmadan günler geçirdiğim oluyordu. Bu yalnızlık zamanla içimde bir boşluğa dönüştü. Depresyonun karanlık gölgesi her an yanı başımdaydı. Bir gün can sıkıntımı biraz olsun hafifletmek için internette gezinirken paranormal olaylara dair bir yazı okudum. İnsanların yaşadığı tuhaf deneyimler, görünmeyen varlıklar, açıklanamayan olaylar. Bu konular beni o kadar çekti ki kendimi zamanla bu dünyaya kaptırdım. Her akşam işten döndüğümde bilgisayarımın başına geçip saatlerce bu olayları araştırıyordum. Başta eğlenceli ve merak uyandırıcı olan bu araştırmalar zamanla bir takıntıya dönüştü. Geceleri uyuyamaz oldum. En ufak bir ses bile kalbimi hızla çarptırıyordu. Bu durum beni hem korkutuyor hem de bir şekilde hayatta tutuyordu. Belki de sıradan hayatımın tek renkli yanı buydu. Daha sonra rüyayı kontrol etmekle alakalı bir konuya rastladım. Daha önce bir kere başıma gelmişti. Kısa süre de olsa İstediğimi yapabilmiştim rüyamda. Hem bu konuyu araştırıp hem de paranormal olaylarla ilgili kitaplar okumaya, belgeseller izlemeye başladım. Hatta bir ara bu tür olayların yaşandığı iddia edilen yerleri ziyaret etmeyi bile düşündüm. Ancak cesaretim hiç de düşündüğüm kadar güçlü değildi. Yine de bu araştırmalar bana yeni bir amaç vermişti. Bu olaylara olan ilgim zamanla içimde büyüyen bir korkuya dönüşmeye başladı. Bilgisayarımın başında geçirdiğim saatler, rüya kontrolü hakkındaki araştırmalarım ve okuduğum hikayeler zihnime ele geçiriyordu. Bir gece yine geç saatlere kadar bilgisayarımın başında vakit geçirdikten sonra sabah erken kalkacağım için uyumaya karar verdim. Ekranı kapatıp yatağıma yattım ama uykum bir türlü gelmiyordu. Zihnimde dönüp duran düşünceler, araştırmalarımın getirdiği korku her şeyi iç içe geçmişti. Gözlerimi kapattığım an kendimi karanlık bir ormanda buldum. Karanlıktı ama önümü bir ışık aydınlatıyordu. Sağıma soluma baktım sessizce. Işığın kaynağını göremiyordum. Ağaçların kabarık dalları arasında kayboluyordu ışığın kaynağı. Ellerimin titrediğini fark ettim. Kendimi korkmaya şartlamıştım. Daha önce de yapmıştım. Bir kere rüyamı kontrol edebilmiştim. Yine aynı his uyandı içimde. Ben rüyadayım. Ne istersem o olur diye mırıldandım. Işığın kesildiğini hissettim. Direk ortalık sifiri karanlık bir hal aldı. Sonra elimde bir el feneri olmasını istedim. Direk elimde bir el feneri olmuştu. Işığı açıp etrafa göz atmaya başladım. Ağaçlar neredeyse 20 metre boyundaydı. Yine de içimde hafif bir ürperti vardı. Etrafı incelerken biraz ilerimde küçük çocukların seslerini duydum. Sesin geldiği yere doğru yürürken etrafımda iki tane köpek belirdi. Süs köpekleriydi. Gözlerindeki mutluluğu görebiliyordum. Onlarla birlikte çocukların yanına doğru gittik. Büyük bir çalılığı da sonra geniş bir alanda buldum kendimi. Bir parktaydım. Salıncaklar, kaydıraklar vardı. Üstünde de neşeyle oynayan çocuklar. Işığı çocuklara tuttum. Bazısının bir gözü yoktu. Bazısı topallıyordu. Bazısı da bir çember yapmış toprağa kazıyordu. Kaydırağa doğru yaklaştım. Bir çocuğun kayışını izledim. Çocuk kaydığı gibi büyük bir çığlık attı ve kendini yere bıraktı. Telaşlandım. Ne yapacağımı şaşırdım. Çocuk ağlıyordu ama diğerlerinin hiç umrunda değildi. Işığımı kaydırağa tuttum. Çocuğun kaydığı yer baştan aşağı kan olmuştu. Hemen kolundan tutup kaldırmak istedim. Yüzünü kendime çevirince karşımdakinin bir çocuk değil, orta yaşlarda, beyaz saçlı, tek gözü ve burnu olmayan, birleşik kaşlı, sinirle bakan birisinin olduğunu gördüm. O korkuyla kendimi geri atınca ayağım bir şeye takıldı ve başımın üstüne düştüm. O çocuk yanıma geldi. Sırtından fışkıran kanlar üstüme geliyordu. Kulağıma eğilip bir şeyler söyledi. O an rüyadayım, Değiştirebilirim diye düşündüm. Farklı bir yerde hissettim kendimi, ama başaramadım. Gözlerimi kapatıp uyanmak istedim, ama uyanamadım. O an vücudumun kilitlendiğini hissettim. Hareket edemiyordum. Düzelmek istedim, ama artık rüyamı kontrol edemiyordum. Yanımda gelen süs köpeklerini gördüm. Neredeyse benim boyumda iri cüsseli, kabarık tüylü vahşi köpeklere dönüşmüşlerdi. Sivri dişleriyle paçalarımdan tutarak beni sürüklemeye başladılar. Diğer çocukların oluşturduğu çemberin içine kadar sürüklendikten sonra ortadan kayboldular. O çocukların ortasındaydım. Aslında onlar da çocuk değildi. Hepsinin görünüşü aynıydı. Tek gözlü, iğrenç suratlı kişilerdi. Sadece gözlerimi hareket ettirebiliyordum. Bir tanesi uzun ve ince olan elini karnıma doğru bastırmaya başladı. Bastırdığı anda nefesim kesildi ve öksürmeye başladım. Öksürdükçe ağzıma bir sıcaklık geliyordu. Bu tadı biliyordum. Kan tadıydı bu. Diğerleri ayağa kalkmış bir tekerleme, şarkı gibi şeyler söyleyerek etrafımda dönüp duruyorlardı. Sesleri aşırı tizdi ve çok rahatsız ediciydi. O an son kez uyanmak istedim ve kanter içinde yatağımda uyandım. Başımı kaldırır kaldırmaz öksürmeye başladım boğazım yırtılma seviyesine gelmişti en sonunda da kan kusmayı başarmıştım zaten korkuyorken kapının sertçe açılmasıyla annem içeri girdi hemen ışığı açtı önce etrafa bakındı bana dönüp yanıma oturdu sarılmasını beklerken kulağıma eğilip otis sesle isteyince hemen uyanacağını mı zannediyorsun dedi o an onun annem olmadığını anladım yüzüne bakmaya cesaretim yoktu İçimden bildiğim duaları okumaya başlayınca inleme sesi gibi bir ses çıkarttı annem. Acı içinde birkaç kez yapma, okuma, sonuçlarına katlanırsın dedi ve odamın lambasının patlamasıyla yeniden uyandım. Işık kapalıydı, bu sefer öksürmüyordum. Büyük bir oh çekip doğruldum. Ellerimle vücudumu kontrol ettim. O varlığın karnıma bastırdığı yerde hafif bir sancı vardı.'' Yalnız sancı gittikçe çoğalıyordu. Yavaşça kalkıp ışığı açtım. Lamba patlamamıştı. O gördüğümde rüyaydı. Başımı çevirip etrafıma bakınca odamın içinin darmadağınık olduğunu gördüm. Her yer dağılmıştı. Bir tek bilgisayarım sağlam duruyordu. Dağınıklık arasından bilgisayarımın yanına gittim. Bir resim açıktı. Bir orman, ağaçlar, çocuk parkı, köpekler ve çocuklar vardı. Yalnız resmin köşesinde öyle bir ağaç boyu kadar büyük bir karartı vardı. Gözlerini dikmiş çocukları izliyordu. Hemen resmi kapatıp sildim. Bilgisayarımın ekranını kapatıp ortalığı toparlamaya başladım. Çıkardığım sesten dolayı annem uyanmış. Odama gelince dağınıklığın sebebini sordu. Anlatamadım tabii. Sabah işe gidecektim ve gecenin dördüydü. Sonunda işim bitmiş yatağıma tekrar geçmiştim. Gözlerimi kapattığım anda karnımda aynı baskıyı hissediyor, çocukların seslerini duyuyordum. Bu gece uyumamaktan başka çarem yoktu. Sabah ezan okunana kadar uyumadım. Zaten işe gitmeme de az kalmıştı. Yatarsam kalkamam diye düşünüp bilgisayarımın başına geçtim. Korkuyordum o siteye girmeye ama merakım korkumun önüne geçti. Aynı konuyu araştırmaya devam ettim. Acaba benim yaşadıklarımı yaşayanlar var mı diye incelemelere başladım. O gece bir şey bulamadım. Zaten evden çıkma vaktim geldiği için de hazırlanıp çıktım. İşe giderken sanki bütün gözler benim üstümdeymiş gibi hissediyordum. Mağazaya gelip mesaiye başlayınca müşteriler bana değil de her seferinde başka çalışanlara soruyordu sorularını. Bu durum ilk başta garip gelmese de insanların benimle konuşmaktan çekinmesi beni tedirgin etmeye başlamıştı. Öğle molasında diğer çalışanlarla konuşurken hep kısa cevaplar alıyordum. Çok sevdiğim, en iyi anlaştığım bir arkadaşım vardı. Adı Lila. Sadece o konuşuyordu benimle. Ama sanki o da istemsizce. Kelimelerini seçerek konuşuyordu. O gün öyle geçti. Evime gidince ailemin evde olmadığını fark ettim. Şehir dışına teyzemlere yatılı gitmişler. Haber bile vermemişlerdi. Zaten annem açmadı telefonumu, sonradan mesaj atmış. Duşa girdim. Aynada kendime bakınca gördüklerime inanamadım. Kaşlarımın ortasında kıllar çıkmaya başlamıştı. Halbuki düzenli olarak aldırırdım kaşlarımı. Saçlarım da normalden daha seyrek gibi geldi. Yüzümün belli yerleri morarmıştı. Hızlıca duşumu alıp banyodan çıktım. Canım hiç yemek istemeyince direkt bilgisayarımın başına geçtim. Ekranı yine açıktı ve dün gece sildiğim halde o resim yine ekranda duruyordu. Bu sefer şaşırıp korkmadım. Oturup daha detaylı incelemeye başladım. Ama yeni bir detay bulamadım. O siteye girince mesaj kutumda yeni bir mesaj olduğunu gördüm. İsmi anonim olan birisi bana resmen dün gece yaşadıklarımı anlatmıştı. Hayretler içinde okudum yazdıklarını. Tekrar mesaj attım ama gece 12'den sonra müsait olduğunu söyleyince 12'ye kadar oyalanmaya başladım. Vakit geçmiyordu resmen. Saat 12'ye yaklaşınca evin içinden sesler gelmeye başladı. Sanki birileri yürüyordu koridorda. Kapım kapalıydı. Besmele çekerek yatağımdan kalktım ve yavaşça kapıyı açtım. Etrafta kimse yoktu. Sırasıyla tüm odaları gezdim. Bir odaya girince diğerinden ses geliyor. Ses gelen odaya girince başka odadan ses geliyordu. Anlam veremediğim bir döngü içinde sıkışmıştım. O sırada saatte 12'yi geçmişti. Her şeyi bir kenara bırakıp bilgisayarımın başına geçtim. O kişi mesaj atmıştı. Şunları yazmış: "O resmi bana gönderebilir misin? İncelemek istiyorum." Resmi direkt gönderdim. Yaklaşık yarım saat sonra geri dönüş yaptı. Şimdi yazacaklarımı bir kağıda yaz 77 kere yavaşça ve düzgünce oku ve yatarken yastığının altına koy. Bir de yemek kaşığı al. Onu da yatağının altına koy. Gece rahat uyuyacak, rüyanda istediklerini yapabilecek ve bana dua edeceksin yazdı. Sonrasında bir resim gönderdi. Eski, kenarları parçalanmış, hafiften solmuş bir kağıt parçasında Türkçeleştirilmiş bir şeyler yazıyordu. Dikkatlice boş bir A4 kağıdına geçirdim. Yazarken ellerim terliyor ter kağıdı damlıyordu. Mutfaktan bir kaşık alıp yatağımın altına koydum. Yatağıma oturur vaziyette geçip yavaşça ve dikkatlice okumaya başladım. 76 kez okudum ve aynı sancıyı tekrar hissetmeye başladım. Sonuncu kez okurken nefesim daralıyor, gözlerim kapanıyor, başım dönüyordu. Zor da olsa okumayı bitirince o halsizlik yerini büyük bir enerjiye bıraktı. Gözlerim fal taşı gibi açılmış, yerimde duramıyordum.'' Kağıdı güzelce katlayıp yastığımın altına koydum ve rüyamda görmek istediklerimi hayal ederek uyumaya çalıştım. Aklıma birden ailemle geçirdiğim mutlu bir an geldi. Direkt çok istediğim, hep hayal ettiğim bu anı düşünmeye başladım. Çok geçmeden uyumuşum. Bu sefer evimdeydim. Daha önceden çok istediğim bir şeyi yapıyordum. Annem, babam ve kardeşimle birlikte mutfakta güzel bir kahvaltı yapıyorduk. Herkes güler yüzlü birbiriyle sohbet ediyordu. Mutfağa girdim. Beni görünce gözleri ışıldadı hepsinin. Kardeşim yana kayarak ''Abla gel, biz de seni bekliyorduk.'' dedi. Mutlu olmuştum. Kardeşimin yanına oturup bir tek kuş sütünün eksik olduğu masada kahvaltı yapmaya başladım. ''Babam iş nasıl gidiyor kızım? İstersen çıkabilirsin. Ben sana ömür boyu bakarım.'' dedi. Annem de gülen gözleriyle bana bakıyordu. O an gerçekten bunu istemiştim ve gerçekten istediğim gibi yönetebiliyordum. Kahvaltı yaparken aniden odamdan bir çığlık sesi geldi. Annem babama sertçe Nazlı'ya söyle bağırıp durmasın. Geberecekse de kendi başına gebersin. Git bak şuna ne yapıyor. Benim canımı sıkmasın dedi. Bunları söylerken annemin o merhametsiz suratı geri gelmişti. Telaşla ben buradayım ya anne dedim. Bana cevap vermedi. Kardeşime seslendim. Babama dokundum ama bir tepki alamadım. Babam sinirle masadan kalkıp odama doğru gitti. Ben de arkasından koşturmaya başladım. Odamın kapısı kilitliydi. İçeriden benim konuşma seslerim geliyor, arada bağırıp arada gülüyordum. Babam birkaç defa seslendi. Sonra sinirlenip kapıyı tekmelemeye başlayınca kapı kendiliğinden açıldı. Başımı yavaşça içeri soktum. Odam yine aynı şekilde darmadağınıktı. İlk defa kendi bedenimi dışarıdan görmüştüm. Yerde baygın yatıyordum. Bilgisayarıma baktım. O resim açıktı. Babam yanıma gelip birkaç kez dürttü. Karnımın üstünde de o kağıt ve başımın sol tarafında kaşık duruyordu. Babam önce kağıdı alıp baktı. Kağıtta benim yatmadan yazdıklarım yazmıyordu. Farklı şekiller ve figürlerle doluydu. Sonra kaşığı aldı. Elini alır almaz acıyla geri fırlattı. Kaşık yanmıştı. Hatta lav gibi kıpkırmızı olmuştu. Babam ayağa kalkıp yerde yatan bedenime bakarak ''Allah belanı versin, senin yapacağın iş bu kadar olur.'' dedi ve odadan çıktı. Sonra o çocukların sesleri geldi kulağıma. Gülüyorlardı. Hatta etrafımdalardı. Seslerini duyuyordum ama göremiyordum. Babam odadan çıkınca arkasından gittim. Küfrederek mutfağa girdi. Masa bu sefer kalabalıktı. O varlıklar sarmıştı her tarafı ama ailem onları görmüyordu. Sadece ben görüyordum. Onlar da bunun farkındaydı. Gözlerini dikmiş bana bakıyorlardı. Annem yemekten çıkan kıla tüye dayanamaz. Midesi bulanır hemen. İçlerinden bir tanesi uzun parmaklarıyla kalın kaşlarından bir tanesini çekti ve annemin tabağının üstüne attı. Babam masaya oturunca yemeğe devam ettiler. O sırada annem tabaktaki kalın kılı görünce midesi bulandı. Kalkıp lavaboya gidecekti ama annemin kalkmasını engellediler. Kulağına eğilip bir şeyler fısıldadıktan sonra annem masanın üstüne istifra etmek zorunda kaldı. O varlıkların yüzü gülmüştü. İştahla annemin çıkarttığı şeyleri yemeye başladılar. O sırada rüyada olduğum aklıma geldi. Kontrol edebilirdim. O varlıkların gitmesini ve ilk baştaki gibi huzurlu bir kahvaltı sofrasında olduğumuzu hayal ettim. Ama olmadı. Ben hayal ettikçe o varlıklar kendi aralarında gülüyorlardı. Babam ve kardeşim sanki annem hiç kusmamış gibi yemeklerini yemeye devam ettiler. Ben korkuyla onları izlerken birden yine hareketsiz kaldım. İçlerinden bir tanesi yanıma gelip beni masanın başına götürdü. Saçlarımdan kavrayarak kafamı o pisliğe dayadı ve zorla yedirmeye çalıştı. O kokudan dolayı ben de oraya istifra ettim. Kendi kusmumda boğuyorlardı resmen beni. Sonra o kağıtta yazanlar geldi aklıma. Bir şekilde ezberlemiştim. Okumaya başlayınca ilk başta rahatsız olduklarını hissettim ve okumaya devam ettim. 77. kez okuduktan sonra kendilerini yere attılar ve çığlık çığlığa bağırmaya, yalvarmaya başladılar.'' Artık onlara karşı silahımı bulmuştum. Yalnız o çığlıklar yerini kıkırdamalara, gülüşmelere ve ardından büyük kahkahalara bıraktı. Benimle dalga geçmişlerdi. Bir tanesi hızlı yanıma gelip kulağıma eğildi ve artık tamamen bizimle olmayı kabul ettin. Yaşamım boyunca senin kadar saf bir çamurdan yaratılma görmedim. İşte biz bu kadar güçlüyüz. Kim olursa olsun istersen Allah'ın gelsin, bize karşı gelemez ve karışamaz diye bağırdı. O sırada annemin ağlama sesini duydum. Nazlı yüzünden keşke onu doğurmasaydım. Allah belanı versin diyerek babama sitem ediyordu. Babam da ellerini çenesinin altına koymuş sağ bacağını sallayarak düşünüyordu. Artık dayanamıyordum. Başımı yukarı kaldırıp Allah'ım canımı al diye tekrarlamaya başladım. Ben tekrarladıkça bizden bu şekilde kurtulacağını mı sandın diye cümlelerini tekrarlıyor ve ardından gülüyorlardı. Sonra arkamdan birisinin dürtmesiyle irkilerek arkamı dönünce büyük bir karanlık gördüm. Etrafta kimse yoktu. Bir kez daha dürttüler. Ardından daha sert bir şekilde bir kez daha dürtünce yatağımda kendime geldim. Annem başımdaydı. Elini alnıma koymuş yaş dolu gözleriyle telaşla bana bakıyordu.'' ''İyi misin kızım?'' dedi. Karşımdaki gerçekten annemdi. Yavaşça kalktım. İlk önce etrafa baktım. Etraf yine dağınıktı. Artık şaşıramıyordum bile. Hangisi gerçek, hangisi rüya anlayamıyordum. Yutkundum. ''İyiyim anne.'' derken sesim çatallaşıyordu. Saçlarımdan okşayarak doktora gidelim mi? ''Sen bu aralar hiç iyi değilsin. Anlat annene kızım. Anlat ki bir çare bulalım.'' dedi. Annemi gerçekte ilk kez bu kadar cana yakın görüyordum. Başımı göğsüne yaslayıp bir süre ağladıktan sonra yaşadıklarımı ve gördüklerimi anlatmaya başladım. Annem sabırla beni dinliyordu. Başımı yavaşça kaldırdım. Anne, her gece odamı dağıtıyorlar. Ben hiçbir şey yapmadım. Onlara bulaşmak istemedim. Kurtar beni anne dedim. Annem, hepsi geçecek kızım. Onlar beni de rahatsız ediyor. Bizden tek bir şey istiyorlarmış sonra bizi rahat bırakacaklarmış dedi. Ne istiyorlarsa yapalım anne yeter ki bu ızdırap bitsin dedim. Kızım onlara istediklerini vereceğiz. Bizden istedikleri senin bir tutam saçın, yazdığın o kağıt, kanlı bir peçeten ve bir tane fotoğrafın dedi. Bir süre düşündükten sonra kabul ettim. Nasıl olsa annem de artık beni seviyor ve anlıyordu. O da biliyordu tüm bu yaşananları. Sırasıyla saçımı kesti parmağımı kanatıp peçeteye damlattı. Ben de cüzdanımdan bir fotoğraf aldım. O kağıdı da yastığımın altından çıkarıp hepsini bir poşete koydum. Şimdi ne yapacağız anne deyince şimdi yatağın altındaki kaşığı al. Birlikte gideceğiz. Ben sana yapacaklarını anlatacağım dedi. Kaşığı elime aldım. Tıpkı rüyamdaki gibi kararmış ve bazı yerleri kızarmıştı. Birlikte evden çıktık. Saat gecenin ikisiydi. Dışarıda kimse yoktu. Evimizin karşısındaki tepelik bölgeyi aşıp büyük bir ceviz ağacının dibinde durduk. Annem o kaşıkla ağacın dibindeki toprağı kazmamı istedi. Biraz uzun sürse de kazdım. Koşetten çıkarıp en alta fotoğrafımı koydum. Üstüne de kanlı peçeteyi parçalayıp attım. Saçlarımı da rastgele koyduktan sonra çukuru kapatmadan o kağıtta yazanları 77 kere okumamı istedi. Ben okumaya başlayınca ağacın dalları hareket etmeye başladı. Sonlara doğru geldikçe o çocuk sesleri ve kulağıma o fısıltılar gelmeye başladı. Şiddetle sallanan ağacın yaprakları çukurun içine düşüyor, düştüğü anda yanıp gül oluyordu. Okumam bitince kaşığı da ters şekilde en üste koyup ellerimle çukuru kapattım. Arkamı dönüp bitti anne diyecekken annem arkamda yoktu. Telaşla etrafıma baktım. Seslendim ama annem gitmişti. Biraz ilerden köpek sesleri duydum. Gözlerin olduğunu anladığım kırmızı renkte parlayan iki çift göz bana bakıyordu. Ayağa kalkıp kaçacakken çukur tamamen alev aldı. Ağaca sıçrayan alevler dakikalar içinde tüm ağacı sardı ve yakmaya başladı. Koşarak eve doğru gittim. Etrafta bir sürü insan vardı. Yalvardım, yakardım ama hiçbiri benimle konuşmuyor, bana bir domuzmuşum gibi bakıyorlardı. Aynı şeyler tekrar yaşanmaya başlamıştı. Kendime eve attım. İçeri girer girmez keskin bir kusmuk kokusu beni karşıladı. Tüm odalardan gelen konuşma ve gülüşme sesi beni artık delirtiyordu. Mutfaktan gelen kırılma parçalanma seslerini de duyunca mutfağa gittim. Ne bardak kalmıştı ne tabak. Hepsi yerlerdeydi ve paramparçaydı. Hızlı odama gittim. O çocuklar çember çizmişler, çemberin ortasına küçük bir süs köpeği koymuşlar, ayaklarını bağlamışlar, keskin bıçaklarla keserek işkence ediyorlardı. Köpek de hiç sesini çıkarmıyor, çaresizce ölmeyi bekliyordu. O an bilgisayarım dikkatimi çekti. Ekranda yine o resim vardı. Ben korkuyla titrerken o diğer varlıklar geldi. Yanlarında annem vardı. Annemin ağlamaktan gözlerinin altı şişmişti çok kötü gözüküyordu. Yavaşça yanıma gelip sarıldı. Tüm bunların arasında annemin şefkatli kollarının arasında huzur bulmuştum. Ama çok geçmeden karnıma o sancı saplanınca kendimi geriye attım. Sırtımı duvara yaslayıp kıvranırken aslında o kişinin annem olmadığını yavaş yavaş değişen suretiyle anladım. Hepsi bir oyundu ve hiçbiri gerçek değildi. Kendimi yere bıraktım.'' tüm kahkahalar, fısıltılar ve çocukların çıkardığı garip sesler içinde gözlerimi kapattım. Birden kulağıma bir şey fısıldandı. Ben hep buradayım kardeşim. Bunu söyleyen kişi Lila'ydı. Hadi şimdi aç gözlerini diyerek devam etti. Yavaşça gözlerimi açtım. Başka bir evdeydim. Sert bir koltukta uzanıyordum. Daha önce hiç gelmediğim bir yerdi. Karşımda Lila'yı gördüm biraz tedirgin, biraz merak dolu gözleriyle bana bakıyordu. Başında da bir eşarp vardı. Benim uyandığımı görünce hocam uyandı diye bağırdı. Ben hala ne olduğunu anlamaya çalışırken Lila iyi misin Nazlı, hepsi geçti korkma gibi şeyler söylüyordu. Karnım hala ağrıyordu. Birkaç dakika sonra içeri bir kadın girdi. Hiç konuşmadan yanıma gelip elini alnıma koydu. Bir süre sonra geri çekip diğer elinde bulunan şeyi koklattı. Koklar koklamaz midem bulandı ve Lila'nın kolları arasında lavaboya gidip istifra ettim. İyice rahatladıktan sonra karnımın ağrısı geçmişti. Küçük bir ayna vardı. Onda baktım kendime. Yüzüm tamamen düzelmişti. Evdeki banyoda baktığım gibi değildi. Lavabodan çıkınca tekrar girdi koluma. Kadın odada yoktu. Lila'ya dönüp nereye gitti dedim gözlerini büyütüp o aslında yok dedi ve bir anda sureti değişip o varlığın halini aldı. Saçlarımdan sertçe kavrayıp bizden kurtulacağını mı sandın dedi ve sürükleyerek odadan çıkardı. Dış kapının önünde kanlar içinde o kadın yatıyordu. Bedenini o köpekler parçalıyordu. Sonra ani duygu değişimi yaşadım. Aslında kendi evimdeydim ama evimi başka bir şekilde görüyordum. Eşyalar tanıdıktı. Hepsi benim eşyalarımdı. Çok geçmeden evimde buldum kendimi zaten. O kadın bizim kapının önünde yatıyor, köpekler onu bizim evimizde parçalıyordu. Hızlıca mutfağa gidip elime bir bıçak aldım. Kendime saplayıp tüm bu azabı bitirecektim. Gözyaşları içinde Allah'ım affet dedim ve bıçağı sertçe karnıma sapladım. O acıyla birlikte son kez yatağımda uyandım. Bir süre yatağımdan çıkmadım. O an yaşadığım rüya gibi kabusun etkisinden çıkmak için birkaç dakika gerekti. Nefes alırken o karanlık anıların gerçek olmadığını kavramaya çalıştım. Hızla odama baktım. Her şey yerli yerindeydi. Gözlerimi kapadım ve derin bir nefes aldım. İçimi saran endişeyi yavaşça bastırmaya çalıştım. Kafamı toparlamam biraz zaman aldı ama sonunda gerçeklikle yeniden bağlantı kurabildim. Ancak o kabus beni hala etkisi altında tutuyordu. İçimde büyük bir kargaşa vardı. Bir süre sonra kalkıp eve gezdim. Her şey normaldi. Banyoya gidip kendime baktım. Eski halim gibiydi. Ne karışıklık vardı ne morluk. Annemler gerçekten de evde yoktu. Bu kadar olayı aynı anda kesintisiz şekilde nasıl bir rüyaya sığdırdım bilmiyordum. Her uyandığımda bu sefer bitti diye düşünüyordum. Ama her seferinde yanılıyordum.'' Hala rüyada mıyım onu da anlayamıyordum. Kendime tokatlar attım. Tırnaklarımla çizikler attım. Bilerek canımı yaktım. Bilgisayarım kapalıydı. Her şeyi çözecek şey bilgisayarımın ta kendisiydi. Açtım. O resim yine karşıma çıkacak diye korktum. Ama resim yoktu. Her yeri taradım fakat bulamadım. Sonra o internet sitesine girdim. Geçmişte gezdiğim tüm konuları teker teker tekrardan gezdim. Yalnız Mesaj kısmım boştu. Anonim isimli kişiyle sanki hiç mesajlaşmamıştım. İlgimi çok çeken o konuyu da bulamıyordum. Sanki o konu hiç açılmamıştı. Olsun, sonunda hepsinden kurtuldum ya. Ona seviniyordum. O gece sabaha kadar namaz kıldım. Sebepsizce yaşadığım olayların korkusunu yenmek için dualar ettim. Her an o çocuk sesini duyacağım diye aklım gidiyordu. Sabah namazını kıldıktan sonra İçimi bir huzur kapladı. Birkaç lokma yedim. Hazırlandım ve işe gitmek için evden çıktım. Yanından geçtiğim insanlara bakıyordum. Benden iğrenir gibi bakmıyorlardı. Herkes kendi derdindeydi. Sonra iş yerine gittim. Lile'ye her şeyi anlatacaktım ama gelmemişti. Müşteriler bana da soru soruyor, çalışanlar benimle de muhabbet ediyorlardı. Sonra patrona bir telefon gelmiş. Lila işi bırakmış. Çünkü başka bir şehre taşınmış. Bu kadar şeyden sonra en yakın arkadaşımı son kez görememek zorlamıştı beni. Yaşadıklarımın onunla bir bağlantısı vardı. Onu öğrenmem gerekiyordu. Birkaç kez aradım, mesaj atmama geri dönmedi. Sonra da engellemiş zaten. Eve döndüğümde annemler gelmişti. Her şey aynıydı. Annemle babamın tavırları hiç değişmemişti. Hayatım normale dönmüştü. Ama ben yaşadıklarımın etkisinden uzun yıllar boyunca çıkamadım. Şükür ki o günden sonra aynı şeyleri tekrar yaşamadım. Geceleri daha huzurlu uyumaya, hayattan daha çok zevk almaya başladım. Zaman geçip ben Allah'a sığınıp dualar okuyup namazlar kıldıkça ailemin de bana olan tavırları yumuşamaya başladı. Mutlu bir aile haline gelmemiz zaman aldı. Ama sonunda bu hayalime rüyalarda değil de gerçek hayatımda kavuştum. Artık korkmadığım için hocaya falan da gitmek istemedim. Ben onlara nasıl bulaştım, onlar bana nasıl ulaştı, tüm bunları neden yaşattılar, peşimi nasıl bıraktılar hepsinin cevabını merak ediyorum aslında. Ama aynı şeyler yaşanır korkusuyla üstüne gitmeyip üstünü kapatmayı tercih ettim. Annem gerçek duygularla sarılmaya başladı bana. Babam yanıma oturup gerçek samimiyetiyle muhabbet etmeye başladı. Küçük kardeşim benden nefret etmeyi bıraktı. Belki de bunları yaşamasaydım hala kötü bir aile hayatım vardı. Aynı şeyleri kafaya takıyor, küçük olaylardan bile intihar etme isteği duyuyordum. Belki de Allah bu şekilde öğretti bana şükretmeyi, en ufak şeyde isyan etmemeyi. Merak ediyorsunuz biliyorum ama inanın en az ben de sizin kadar merak ediyorum. Nedenlerini düşünmeyi çoktan bıraktım. Sadece eskiden çok içine kapanık, hayatı sevmeyen Günah işlemeye ve hayatına kıymaya meyilli birisi olduğumu biliyorum. Yaşadıklarımı bunların bir sonucu olarak görüyorum. Belki de Allah bana bu şekilde bir ders vermek istedi. Tövbelerim ve şükürlerimle hayatıma devam ediyorum. Ama hala aklımı kucalayan bir şey var. Ya tüm bunların ucunda en iyi arkadaşım olan Lira'nın parmağı varsa...